Çöp Tenikesi'nden iyi akşamlar. Bu sezonda da yine Yol TV ekranlarındayız. Geçen sezon olduğu gibi Süleyman Karan'la birlikte her hafta karşınızda olmaya ve haftanın öne çıkan başlıklarını ve bazen de gözden kaçırdığımız konuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Hemen Süleyman Karan'a bir merhaba diyelim ve gündemimize başlayalım. Merhaba. Nasılsın? İstersen önce bir niye ara verdiğimizi söyleyelim. Tabii. Bir yaz tatili yapmadık aslında ama iki ay bir ara verelim dedik çünkü programlar yenileniyor, o bu vesaire. Evet. O sebeple iki ay ara verdik ama biz de durmadık. Başka işler yaptık. Yakında sürprizlerimiz var. Evet. Durmuyoruz yani. Çalışıyoruz öyle. Çalışmaya falan takılmıyoruz sürekli. Durum budur. Durum bu. Memleketin halini konuşalım istersen. Evet, sarsılarak evet, bu iki ay biz yoktuk ama siyasi gündem hiç soğumadı. Dün de bir depremle yeniden deprem gerçeğini hatırladık. İstersen oradan başlayalım. Dün nasıl yakalandın, neler hissettin? Dün evde işte kitap okuyordum ben. Çok kısa sürdü zaten. Hani evet. 17 Ağustos'u zaten yaşamış biri olarak bana çok bir tesiri olmadı. Evet. Açıkçası zaten biliyorsun bu deprem hani orta şiddette bir deprem. Yani şiddetli bir deprem dedi. Hep öyle veriliyor ve hep bir katastrof, evet, felaket üzerinden gidiyoruz ama asıl depreme göre yanılmıyorsam 25 kat daha küçük bir depremdi bu. Fakat tabii önemli bir yerde olduğu için yani İstanbul depremin olacağı yerde olduğu için önemli. Bir de deprem gerçeğini hatırlamamız açısından da çok önemli galiba. Çünkü ya unutmak zaten çok saçma değil evet mi? Yani sürekli unutuyoruz ve tamam devlet zaten bu konuda çok kötü bir sicile sahip. Bugünkü evet iktidar çok çok daha kötü bir sicile sahip ama bizim de biraz daha mantıklı ve soğukkanlı davranmamız gerekiyor bu deprem evet konusunda. Ortada bir durum var. Ortadaki durum şu. Kentsel dönüşüm tümüyle yapılamamış. Kentsel dönüşüm rant dönüşümüne çevrilmiş. Bu sebeple zaten binaların çoğu hala sağlıksız. Evet. Vuracağı yerde belli. Güneybatı sahilleri. Biraz da şey, Anadolu'nun Tuzla, Pendik, Kadıköy olan sahil kesimlerini vuracak bu evet deprem. Bunu zaten baştan beri biliyoruz ve buradaki dönüşüm tamamlanabilmiş değil. Yapılan binaların ne kadar sağlıklı olduğu konusunda ciddi bir soru işareti var. Neden ötürü var? Yandaş sermayenin yapmasından ötürü var. Evet. Şimdi ben kalkıp nasıl şeye güvenebilirim? Koskocaman saat takan, her türlü soytarılığı yapan bir adama, üçüncü kez batmış ve kurtarılmış bir adama mı güveneceğiz? Yapılan mesela bir bölümünü bu yaptı değil mi? Bir bölümünü ona benzer başka biri yaptı, bir bölümünü başka biri yaptı. Kentsel dönüşüme sığınıyorlar ama kentsel dönüşümün olduğu yerlere baktığımızda da orada gerçekten bir rant. Tabii ki rant var. Evet. Yani keşke şeye yönelik yapmış olsalardı. Hadi diyelim zıkkımlansınlardı ama bari doğru yerde yapsınlar. Belki Esenler'den başlamak, Esenyurt'tan başlamak çok daha akıllıca Esenyurt, olurdu değil mi? Esenyurt, Zeytinburnu, evet, Avcılar, o bu Bakırköy vesaire başlamak gerekiyor değil mi? Maslağı bilmem ne dikmekle, evet, TOKİ ile ortak olmakla olmuyor bu iş. Yani evet. Ya da Kiptaş'ın yaptığı yerlerle olmuyor bu iş. Temel sorunlardan biri bu. Bunları zaten bildiğimiz için tekrarlamıyor. Evet. Toplanma alanları 10 bin dedi. Zaten 10 bin toplanma alanı olabilir mi ya İstanbul'da? Mümkün mü? Akıl var mantık. O bakkalın önünü toplanma alanı falan diye düşünüyor. Ya da muhtemelen küçük çocuk parkları var ya oraları da kastediyor olabilirdi. Onları saysan da çıkmaz be. Evet. Yani öyle bir şey. Zaten toplanma alanı dediğin geniş olması lazım. Binlerce insanın yaşam alanı olarak, evet, geçici olarak kullanacağı evet bir yer olması lazım. Binalardan uzak olmalı. Açıklama yapıldı. 470 tane varmış. Yaklaşık 400'ünün içine etmişler, ranta vermişler, 77 tane kalmış. Onlar da ne durumda onu da bilmiyoruz. Evet. Bir de bu var. Olan toplanma alanları da dün mesela bazı belediyeler temizlik yaptı ve bunu bir gururla anlatıyorlar. Ya zaten onların temiz tutulması gerekiyordu. Evet. Hikayenin bir yanı bu ama asıl akıl tutulmasına dönelim. En materyalist, en akılcı geçinen insanlar bile saçma sapan tevatürlere inanıp saçma sapan korkular yayıp duruyorlar. Yani evet, asıl mesele bu. Mesela dün baktığında televizyonlara bir tek Fatih Altaylı'nın yaptığı program herhalde gerçekleri doğru dürüst yansıtan ve tümüyle ele alan bir programdı. Daha bilimsel yaklaştılar. Evet, gerçekten güzel bir program oldu. Hikaye belli. Hikayenin kısaca özetleyelim istersen. Anladığımız kadarıyla tabii özetleyelim. Biz bilim adamı değiliz, bilim insanı değiliz ama
Kumburgaz fayı öyle ya da böyle beklenenden daha çabuk kırılacak. Evet. Neden ötürü? Bu Silivri fay kırığındaki kırılmadan ötürü öbürüne bir yüklenme olduğu için daha çabuk kırılacak. Hı hı. Ne kadarlık bir şey var? 7.1'lik şiddette bir deprem üretebilir. Hı-hı. Ama bu 6.9 da olabilir, 7.1 de olabilir falan filan. Ama ciddi evet. bir deprem olacağı, artık şiddetli bir depremin İstanbul'u beklediğini biliyoruz. Evet. Bu iyi senaryo. Kötü senaryo. Adalar kırığında beraber kırılması durumunda. Hı-hı. Yaklaşık diğeri 50 kilometre. Bunu ekleyince işte bayağı bir kilometre oluyor. Kilometreyi evet. tam hatırlamıyorum. 7.6 en fazla 7.6 şiddetinde bir deprem üretme ihtimali var. Evet. İşte bu sıkıntılı bir durum. Hani öyle yine bazıların böyle çok felaket üzerinde 300 bin kişi ölecek, şu kadar bina yıkılacak falan gibi değil ama yani 30-40 bin kişinin en az yani minimum rakamda böyle bir kayıp insan kaybı vereceğimiz ihtimali var ve hazırlıklı değiliz. Maalesef. Sıkıntı bu. Bunun dışında kimsenin yaptığı, yani resmi makamlar, ne kadar güvenin güvenmeyin ama, güvenilmez oldukları net ama yine de hı hı. resmi makam açıklamalarına, bilim insanlarının açıklamalarına güvenmek dışında, elin canı sıkılmış manyağının yaptığı açıklamalara, mesela bir gerizekalı dün... WhatsApp'ta dolaşan WhatsApp'ta, ses kaydını diyorsun değil mi? Ha, başçavuşun eşi, akrabamın akrabasının bilmem annesinin nesi. Annesinin kocası. Orada çalışıyormuş. Belediyede çalışıyor. Öyle gerizekalı. Saat 4'te 7 şiddetinde deprem olacak. Yani evet. bu herif bir kere kadın ya da kimse kesin tutuklanmalı. Bir kadın bir de evet. erkek sesi dolaşıyordu WhatsApp gruplarında. Bu ikisinin kesinlikle tutuklanması evet. gerekir. Hani böyle şey olmaz. Bunu yayanlar ayrı bir aptallık yapıyorlar. Evet. Şimdi bunu... Deprem olmadan 5-8'lik depremde bu saçmalıkları yapanları 7-6'lık depremde toplanma alanlarında nasıl aptallıklar yapacağını düşünebiliyor musun? Evet. Maalesef. Yani önce mantığın sesi olmak, ondan sonra bu paniği gidermek, ondan sonra da bu iktidarın yaptığı rezillikleri ortaya koyarak hesap sormak bizim görevimiz olmalı diye düşünüyorum. Ki defalarca kere bilim insanları şunu söylediler. Deprem olmadan önce asla depremin olacağı Yok, tarihi ve saati söyleyemeyiz. Evet. Bilemiyorsun. Bunu söylüyorlar ama böyle bir mesaj dolaşıyor ve insanlar gerçekten de tedirgin oluyorlar. İster istemez korkuyorlar çünkü. Şimdi başka bir şey de söyleyeyim. Geçelim bu konuyu. Yani bu akıl tutulmasına yani bu kadar orta şiddetli bir depremde bu saçmalıkları yapmak oldukça sinir bozucu. Bu hani bizim WhatsApp gruplarımız var ya orada bile bir tanesi şey paylaşmış. Bir tanesi deprem yaşamış. Yani bir tane deli, bir başka deli de bunu paylaşıyor ve buna çok dikkat edin. Martıları takip edin dedi ya. Ne yapacak? Martı bağırırsa diyor, martının gittiği yöne doğru gidin. Ulan martı denize gidiyor. Ruh hastası ne diyorsun ya, ne diyorsun? Yani martı çöplüğe gidiyor, martı çiftleşiyor, martı bir şey yapıyor. Bu manyaklar da bunu yayıyor ve buna... Hani bunu ya falan diye bir şey yapanlar var. Bu tip ruh hastalarını bu deprem sayesinde çevrenizden uzaklaştırın. Bu da çok tehlikeli bir durum yani. Evet. Onu diyelim. Ben son olarak bununla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Galiba Ekrem İmamoğlu'nu en çok doğa test ediyor. Sel arkasından deprem yaşadı. Gerçekten ona karşı mücadelesini izleyeceğiz şimdi. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam Celal Şengör'le telefon esnasındaki o diyalogları geceye damga vurdu. İlk defa koltuk ve o mağrur duruşu görmedik herhalde değil mi? Bak neyi görüyoruz biliyor musun? Bu deprem bize neyi öğretiyor? Bilimsel ve laik eğitimin ne kadar önemli evet. olduğunu, sekülerizmin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Diyanet orada şey yok, şov için dua okurken deprem duası. Evet. Öbürü diyor ki bilimin önünde eğiliriz. Evet, boynumuz bükülür dedi. Bükülür. Ve şey, Celal Şengör orada bir 10 milyona ihtiyaçlarının olduğunu ve bunu bulamadıklarını söyledi. Bugün bir haber çıktı. Ağoğlu, İntaş ve YDA'nın kurtarılma operasyonu. Evet, kurtarılma operasyonu 1 milyar 670 milyon kamu parası aktarılacağını öğrendik. Yani bilimden uzak ama ranta yakın olarak devam ediyoruz hayatımıza ama depremde kendini hatırlatıyor. Depremde yıkımın sorumlusu olacak 3 tipe. Evet maalesef. 3 yandaş sermaye bizim cebimizden depremden bir gün sonra para çalıp para koydular. Evet. Yaptıkları bu. Evet ve yandaş medya dün Hatipoğlu'na deprem duası yaptırıyordu ATV'de. Hatipoğlu kim ya?
ekran, olalım. Ekrandaki şey evet, değil mi? Evet, din evet, bezirganı. Evet, aynen öyle. Bir de ona, onun cebine para koydular yani. Kurtarmaya çalışıyorlardı memleketi. Evet, deprem konusunu kapatalım. Herkese geçmiş olsun. Umarım daha kötüsünü yaşamayız. Partilere geçelim istiyorum. Yeni parti, bütün yaz sezonu yeni partileri konuşarak geçirdik. Ali Babacan istifa etti. Arkasında Abdullah Gül var denildi. Davutoğlu partisiyle ters düştü. Bir manifesto yayınladı. Arkasından azledilmek istendiğinde kendisi istifa etmek zorunda kaldı ekibiyle beraber ve arka arkaya istifalar geldi AKP'den. Şimdi bunu konuşalım. Bir taraftan da İYİ Parti'nin, daha doğrusu Meral Akşener'in Erdoğan'la bir yakınlaşma sürecinin olduğunu ve görüştüklerini söylüyorlar. İttifaklar değişir mi sorusu var. Bu yeni kurulacak partiler dengeyi ne kadar değiştirebilir soruları gündemde. Bir bunun üzerinden konuşmaya başlayalım istersen. Şimdi daha önce de aslında son programlarımızda konuşmuştuk. Evet, özellikle evet. Davutoğlu'nu konuşmuştuk. Yine öyle bitirmiştik sezonu. Evet, bu iki partinin yani Babacan'ın ve Davutoğlu'nun kuracağı partiler aslında birbirinden oldukça farklı partiler. Biri, ikisi de neoliberal aslında aynı politikaları güdecektir ama biri ihvancı, Davutoğlu'nun partisi ihvancı ve çok daha gerici bir siyasi profile sahipken Babacan'ın partisi daha çok Avrupa Birliği yandaşı bir parti görünümü sergiliyor. Evet. Bu çerçevede büyük olsa NATO'ya da daha yakındır, ona buna da daha yakındır. Bu ikisinin profili kabaca bu. Merkez sağda bir yere oturmak istiyor. Babacan'ınki belki merkez sağda bir yere oturabilir ancak Davutoğlu'nunki aşırı sağda bir yere oturabilir. Onu bir önce ayıralım. Evet. İkinci olarak şunu söyleyelim. Her iki partide AK Parti'den milletvekili kopartacak, yönetici kopartacak. O bu. Bu bizim açımızdan yani demokrasi mücadelesi verenler açısından olumludur. Evet. Bunu da söyleyelim. Özellikle meclis aritmetiğini değiştirmesi ve olası bir erken seçimi doğurması açısından da olumludur. Ancak Türkiye açısından bu iki partinin ileride iktidar ortağı olması bence çok olumlu bir durum değildir. Evet. Bu iki parti de siyasal İslam'dan çıkmış. İkisi de emperyalizmin güdümünde olan. Bir tanesi El-Kaide unsurlarına yakın Davutoğlu'nunki açıkçası. Tabii. Diğeri her bir şekle girebilecek kadar dışa bağımlı iki parti görünümünde. Şunu unutmamak lazım değil mi? Davutoğlu IŞİD'liler hakkında öfkeli gençler öfkeli çocuklar demişti. Bunu unutmayalım tabii. Yani bu bir köşede yani kalsın. O kadar çok şey dedi ki Okan'ın kitaplarında. Hepsi bir hayal mahsulü ve tehlikeli biri. Yani ütopyaları olan tehlikeli biri. Evet. Ters ütopya. Kendisi zaten varoluş olarak ters ütopya. Ama diğerleri de bir o kadar güvenilmez, onu da söyleyelim. Evet. Yani çünkü Abdullah Gül'ün ne kadar güvenilmez bir insan olduğunu biz zaten yaşayarak görmedik mi? Bunların hepsinin zaten hocalarına arkadan hançerlediğini bilmiyor muyuz? Evet. Erdoğan da dahil. Değil mi? AK Parti'nin hepsi de milli görüşü hançerlemedi mi? Şimdi benzeri bir şey oluyor ama sonuç itibariyle biz bu kötülük manzumesinden faydalanmalıyız. Evet. O anlamda da var olmaları şu gün için iyi. İleride de olmamaları de çok iyi olur. Bir de Öztürk Yılmaz kim? yeni parti kuruyorum diye ortaya çıktı. Bir yeni parti de oradan geliyor. Ya şimdi onu hani bence burada çok ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum. Ben çok gülüyorum o adama. Yani aslında hiç sevmiyorum. Yani CHP'nin bir utanç manzumesidir kendisi. Zaten tek bir başarısı da Büyükelçilikte mahsur kalmasıdır Büyükelçinin. Onun ne yapabileceği konusunda hiçbir fikrim yok. Zaten kimse de ciddiye almıyor. İşte bir tane şey bulmuş kendine PR'cı. Evet. Facebook'ta döndürüyor. Öyle birinin siyaset içinde olması bile Türkiye'nin utancıdır diyeyim. Hele CHP'den bu kadar zaman CHP içinde söz söyletilmiş olması bile bir utançtır. Bu tip insanların Türk siyasetine verebileceği bir şey yok. Kendilerini bir şey sanan, dev aynasında gören, çok çok cüzi böyle toz zerresi kadar değeri olmayan tipler diye düşünüyorum. Peki. Şimdi Gül'ü ayrıca konuşalım istiyorum, Abdullah Gül'ü, ama ondan önce şeyi sormak istiyorum sana. Meral Akşener'in Erdoğan'la 30 Ağustos resepsiyonuna gidip işte o tokalaşması esnasında şu an ekranlarımızda gayet samimi
gülümseyişle işte kameralara poz verdiler. Ardından Bilal Erdoğan'ın ayağına giderek tokalaşma sahnesini yaşadık Meral Akşener'in ve bunun Erdoğan ve İyi Parti'nin görüşmesi olarak yorumlamaya, anlamlandırmaya başladık. Yavuz Ağır Alioğlu İyi Parti'den bunu şey diye savundu. Biz seçim sırasında Erdoğan tarafından FETÖ'cü olmakla suçlandık, terörize edildik, tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya geldik. Bizi yok saydı. Ama ya şimdi adam öldürdü. Biz MHP'liler bunlar, yani MHP kökenliler iki tane adamlarını öldürdü ya, evet. AKİ üyelerini öldürdü, evet. Ya. Bu nedenle dedi, hani biz oraya zafer havasıyla gittik ve kendimizi kabul ettirmiş olduk ve ev sahibiydi. Bu nedenle de Meral Hanım işte samimi bir görüntü verdi diyerek savundu. Bunu savunurken de şunu söyledi. CHP ile aranızdaki işte bu Katolik nikahı mevzusu nedir? Yani bir ayrışma var mı? CHP ile HDP'nin anayasa üzerinde çalışması bizi rahatsız ediyor. Biz HDP'nin bulunduğu hiçbir platformda, hiçbir koşulda yokuz dedi. Şimdi Erdoğan'la ilgili iletişim, siyaset iletişim dilidir. Görüşmek zorundayız, konuşmak zorundayız dedikten sonra arkasından HDP'nin olduğu hiçbir yerde yokuz açıklamasını yaptı. Şimdi bunu bir değerlendirmeni istiyorum senden. Ve İyi Parti ile Erdoğan'ın anlaşma ihtimali var mı? Şimdi geçen gün Fatih Altaylı'nın yine programına çıktı Meral Akşener ve oldukça da güzel konuştu, düzgün konuştu ve böyle bir sinyal hiç vermedi gibi gördüm ben. Fakat bu biraz cari siyasetin sorunu gibi. Yani her parti, mesela benzer bir şey ben Yurt Gazetesi'nde çalışırken bundan 2-3 yıl önce olası bir CHP-AKP ittifakını gündeme getirmeye çalışan çıkarcı, ahlaksız siyasetçiler CHP içinde de vardı. Amaç ne? Cukkalanmak. Evet. Hükümetin ortağı olmak falan filan. Şimdi ben İyi Parti içinde de böyle bir eğilimin olduğunu düşünüyorum. Ama yönetimde böyle bir eğilimin olmadığını düşünmek istiyorum. Çünkü Millet İttifakı'nın bölünmesi ve bunu bölen kim olursa vatan hainliği yapmış olur. Evet. Bugün siyasal İslam'la işbirliği yapacak kim olursa olsun, merkez sağ, merkez sol, kim olursa olsun birebir vatan hainliği yapmış olur. Evet. Meral Akşener'in bunun yakışmayacağını düşünüyorum. Eğer ki HDP iyi kullanarak bir fay hattı yaratıp bunları oraya çekmeye çalışanlar varsa ve bunlar da buna eyvallah derse yine vatan hainliği yapmış olurlar. Şimdi partinin Erdoğan'la yakınlaşmış olması acaba tabanını da seçmenini de etkiler mi? Çünkü şu tabii var etkiler. Yani orada bir HDP-CHP yakınlaşması sebebiyle CHP'den koptuklarını söyleyerek Erdoğan'a yakınlaşacaklar. Fakat biz seçimlere, İstanbul seçimlerine giderken gördük ki Öcalan'dan mektup taşıdılar. Öcalan'ın kardeşini TRT ekranına çıkardılar. Yani direkt PKK'nin kendisinden bir medet umuldu. Daha önceden masaya oturdular. Daha önceden masaya oturdular. Evet. Yani bunu mesela seçmenine nasıl izah edebilir İyi Parti? Şimdi bir kere şunu göz önüne almak lazım. Türkiye'nin en temel sorunu nedir bugün? İki tane temel sorunu var değil mi? Bir tanesi ekonomik kriz. İkincisi üç tane var. Dış politika. Üçüncüsü evet. De bu ülkenin siyasal İslam tarafından, devletinden her kademesine kadar işgal edilmesi. Vatansever kim varsa önce bu üç sorunu çözmek zorundadır. Evet. HDP problemi ya da ulusal sorun problemi bundan sonra gelecek bir problemdir. Hı hı. Kaldı ki HDP ayrılıkçı bir parti olmadığını 40 kere dile getirmiş. Şimdi siyasal İslamcılar bunu yıllardır kullanarak evet. Bir ara MHP'yi dışlayıp HDP ile takılıp, bugün MHP ile beraber takılıp, bugün MHP'den fayda gelmediğini görünce diğer merkez sağın sağındaki bir partiyle ilişkiye girmelerinin sebebi iktidarlarını sürdürmek. Bunu görmemek için hani kargadan daha küçük beynin olması gerekir. Buradaki hikaye, yani MHP, bence buradaki MHP tabanlı ve merkez sağdan gelmiş vıcık vıcık politikacıların yaymaya çalıştığı bir şey. Bir, iki, yine şeyi fark ediyorum ben, CHP içindeki bir kadronun da sürekli İyi Parti ayrılacak geyiğini yayması. Evet. Çıkarları ne bilmiyorum ama mutlaka çirkefçe bir çıkarları vardır onların da. Nasıl ki İyi Parti içinde bu olası ittifaktan nemalanmak isteyen evet. Ahlağı düşük politikacılar varsa bu da vardır. Bunların hepsi de bugünkü koşullarda
Yani karşımızda bir merkez sağ partiden bahsetmiyoruz. Karşımızda profaşist, gerici, halk düşmanı, vatan haini bir partiyle işbirliği yapmaya kalkan birilerinden söz ediyoruz. Evet. Bunları topladığında bunun tartışılacak bir yeri yoktur. Hiçbir bahanesi yoktur. Bunun bahanesi ne HDP olabilir, ne başka bir şey olabilir. Atatürkçüyüm diyen, laikliği savunan bir partinin, İyi Parti böyle, hiç şeye girmiyorum, başka işte HDP'liler faşist maşist diyor ama oraya girmiyorum kardeşim. Başka bir şey var önümüzde, dert var. Orayı pas geçiyorum. Böyle bir vatan düşmanlığı ve halk düşmanlığı ve akıl dışılık yapacağına ihtimal vermek istemiyorum. Evet. Ama Peki büyük tehlike, çok büyük. çok büyük tehlike. Yani bizim mücadelemizi, demokrasi mücadelesini birkaç yıl daha geriye götürecek bir tehlike olarak var ne yazık ki karşımızda bu. Ya aslında Erdoğan'ın hamlelerinin şu an gerçekten işe yaradığını görüyoruz galiba. En azından bir dedikodu yaymaya başladılar. Yani İyi Parti, işte Millet İttifakı Evet. bölünüyor, İyi Parti dağılacak. Evet. İyi Partililerden birkaç isme yeni kabinede görev verecek, yer verecek. Mesela bunların herhalde işe yaradığını görüyoruz. En azından söylenti açısından Söylenti hayatımıza olarak girdi. evet. Bu biraz da şey moral vermek için kendi partilerine. Evet. Çünkü eğer ki İyi Parti de böyle bir şeye girerlerse ben olasılık vermiyorum ama İyi Parti'nin gireceğini hala şeyi boşa çıkartır. Davutoğlu ve Babacan'ın vereceği fireyi böylece kapatmış ve yoluna devam etme şansını doğurmuş olur AK Evet. Parti'ye. Bu da işte en büyük tehlike de budur. Evet, doğru. Peki Erdoğan'ın bu kongreyi öne çekmesi, yani 3 yıldı normalde, 2 yıl öncesinden hemen yapıyor. Bu kongreyi öne çekerek işte kabine değişikliğinin bir beklentisi doğdu. Öte yandan da bu erken seçim hazırlığı deniliyor. Sence bir erken seçim var mı? Önce onu konuşalım. Bir de bu erken seçim ihtimali olarak değerlendirilebilir mi acaba? İşte Muharrem İnce'nin çıkıp ben başkan adayım demesi, öte yandan Abdülkadir Selvi'nin yeni partilerin Abdullah Gül ortak aday olarak çıkacak, CHP ile de görüştük ve bu konuda anlaştık dediğini iddia etmesi. Acaba bunların hepsi erken seçim sinyali olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi Abdülkadir Selvi'ninki manipülasyon çok belli. Muharrem İnce'ninki bence tam anlamıyla bir saçmalık ve kendini işte dev aynasında gören biri daha diye düşünüyorum ama Ne yaptı AK sence? Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na çelme mi takmış oldu böylelikle? Yani adaylık, şu an adaylık açıklamasının yapılması doğru bir zemin mi? Tam Ekrem bence İmamoğlu'nun çok adaylığı kullanışlı bir konuşulacakken. politik figür oldu. Kim tarafından? İktidar tarafından. Birileri gaza getirdi bunu. Kendi adamla CHP içindeki başka hesaplardan dolayı da olabilir Evet. ama bir egomanyaklık örneği olarak görüyorum. O günkü konuşmayı da dinlediysen zaten akıl sağlığından yoksun bir konuşma olduğunu fark etmişsindir büyük olasılıkla. Yani sanki halk onu istiyor. Sanki CHP tabanı onu istiyor. Sanki o seçimi yaşamamışız. Diyor ki, soruyor bir tanesi Evet. dayanamadı. Deniz Zeyrek sordu galiba. Ya dedi tamam hata yapılır da o gün bu hata yapılır mı? Amma da uzattın bir kere hata yaptık. Oldu be. Ne güzel. Hani bir de Türk Cumhurbaşkanı ol bir günde kafan iyi olsun. Türkiye'yi savaşa sok. Aa kusura bakmayın bir hata yaptım de. Böyle bir kafa olabilir mi ya? Yandaş kanalda çıkması ve yani bu sorunun özellikle ve ısrarla sorulması da aslında bir şey kama sokmak yani CHP'nin yükselişine, muhalefetin evet, yükselişine bir evet. kama sokmaktan başka bir Değil mi? şey değildir. Bence hiçbir şansı olmadığı gibi bundan da utanması gerekir ileride diye düşünüyorum. Hani Öztürk Yılmaz'ın 3 tık iyisi, Öztürk Yılmaz hiçbir şey oldu. Boş küme sıfır olduğu için bu da 0,5 diyelim yani. Peki erken seçim ihtimali görüyor Bence musun? yok. Niye yok? Yani ortada değil mi her şey? Ayağına sıkmak olmaz mı? Eğer ki büyük bir dolap çeviremeyecekse seçimdeki öyle görünmüyor, olamıyor işte Evet. gördüğümüz gibi biz adam gibi çalışırsak çalamıyorlar. Hiçbir şekilde erken seçim yapamaz. Evet. Erken seçimi yapması için ancak şeyle İyi Parti ile doğrudan ittifaka girmesi MHP İyi Parti üçü bir arada olursa kazanma şansı olabilir. Bence onu deniyor. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Bu kabine vesaire var ya, bunun tek bir sebebi var. İç dengeleri korumaya yönelik demokrasinin kılıcı olarak
çıkar grupları üzerinde bir şey olarak bunu kullanıyor. Peki yeni kurulacak partilerin seçime girmesini engellemek için düşünebilir mi? Çünkü bu da konuşuluyor. Mesela hani Meral Akşener'in seçime girmesini engellemeye çalıştı. CHP'nin yardımıyla bir şekilde seçime... Ya seçime girmese ne olur? Şimdi adam çıkıp konuşacak. Davutoğlu Konya'ya gidip konuştuğunda bir puan alacak mı? AK Parti'ye vermeyin dediğinde gidecek mi bir puan başka bir yere? Gidecek değil mi? Evet. Yani onun çok mantığı yok. İl ve ilçe yok. Teşkilatlarından büyük kopmalar yaşanıyormuş. Şu an gerçekten tehlikede AK Parti'nin kendisi. Ya şimdi tek tek adamları tanımadığımız için kim kopuyor, ne kadar etkili falan filan. Bunu anketörler de söylüyor yalnız. O nedenle ya mesela inanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Konya'daki mitinginde gördük. Evet. Kimse yoktu yani. Konya'da bu adam güçlü, Davutoğlu güçlü biliyoruz. İlginç bir şekilde Güneydoğu'da güçlü olduğu söyleniyor. Evet, öyle söyleniyor. Ama o alacağı oyun bir bölümün İyi Parti'den, milliyetçi kesimden alacağı da söyleniyor. AK Parti'yi ne kadar etkileyecek bilinmiyor. Ama belli bir gücü var bu adamın. Evet. Öbürünün daha fazla gücü olduğunu da biliyoruz. Ama o da belki CHP'den de oy kapacak. Evet. AK Parti'den kesin oy kapacak falan. Ona engel olabilir mi? İttifak kurarlar. İttifakı engellemeyi deneyecektir. İttifaktan vazgeçmek gibi bir derdi var şimdi. Çünkü döndü kendisini vurmaya başladı. Belki öyle olursa, ittifak kurma ihtimali ortadan kaldırılırsa yasal bir şeyle. Evet. Ha o zaman belki bir anlamı olur. Hani parti kurmamalarının falan filan ya da konuşama, ittifak içine destek verememesinin, seçmenin kafasının karışması. Ama genel olarak şu anda erken seçim yaparsa kaybeder. Peki, o zaman biz bu konuyu şimdilik geçelim çünkü ilerleyen günlerde daha üzerine uzunca konuşacağız. Birleşmiş Milletler'e gelelim istersen. Erdoğan, bir Robin Hood çıktı değil mi? Evet, yine. 74. Evet. Genel Kurulu için, Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu için Erdoğan Amerika'ya gitti. Özellikle Trump'la bir yüz yüze görüşmesinin olacağı söylendi. Bunun üzerine çok iletişime geçmek istediler. Telefon trafiği yaşandı. Bir senatör aracılığıyla Trump'la görüştüler ve Trump'ın orada yüz yüze görüşürüz dediği vurgulandı yandaş medyada ama yüz yüze görüşemediler. Bütün başkanların olduğu bir yemekte Erdoğan'ın daha öncesinde Sisi'nin olduğu bir masaya oturmam demesine rağmen Sisi'yle beraber kurulmuş bir masa olduğunu görünce Erdoğan oturmaktan vazgeçmiş ve çıkmış. Tabii bunu özellikle darbeye karşı olarak yandaş medya biraz köpürttü tabii ki. Şimdi o yandaş, utanmaz yandaş medyadaki gazetecimsiye benzeyen organizmalar için şunu söyleyelim. Bu ülkede parlamentoda yer alan bir partinin başkanı nerede? Eş başkanı nerede? Hapiste değil mi? Evet. Bu nasıl bir ikiyüzlülük, bu nasıl bir çifte standart ve rezilliktir. Evet. Tamam, diğeri Sisi gerçekten bir diktatördür ve darbe sonucu dolaylı gelmiştir. Olarak şeyde kalp hastası olduğunu bile bile öldürmüştür bir şekilde ama o ihvancı teröristi hani Mısır'ın Mursi. Mısır'da işte çocukların evlenmesine yok bilmem ne falan her türlü gericiliği, her türlü iğrençliği yapan bir yarı diktatörü öldürmeye sebep olmuş bir diktatördür ama o masaya oturmayanların da şeyine baktığında, demokrasi siciline baktığında hani kafa kafaya çıkar. Kafa kafaya çıkar. O yüzden hani yandaş medyada zaten medya değil. Tabii. Orada çalışanlar da insan onuruna sahip olmadığı için bunları ciddiye almıyoruz biz. Doğru söylüyorsun. Peki Trump görüşemedi ama sadece işte eşlerinin olduğu bir kare fotoğraf verebildiler. Bu görsel sadece elimizde kar olarak kaldı. Erdoğan Birleşmiş Milletler'de konuşmasıyla hani dikkat çekti biraz. Trump'tan sonra çıktı sahneye ve Trump'ı kalabalık bir grup dinlediği için Erdoğan'a kaldılar ve dinlediler Erdoğan'ı. Ve orada Ayran Bebek'ten bahsetti. İsrail haritasını gösterdi. Onu yayılmacı politikasından bahsetti. Ve Suriye'deki güvenli bölgeyi dile getirdi tekrar. Hala ısrarlı 250-300 metrekarelik evler yapıp 150 metrekare bahçesi olsun ve ekmeği biçmeyi öğretelim ve buraya da Arapları yerleştirelim, Arap nüfusu, göçmenleri yerleştirelim. İşte Kürtleri de sınır komşumuz olarak görmeyelim, daha içeriye itmiş olalım diyor. Bir taraftan İsrail'in haritasını, yayılmacı politikasını gösterip öbür taraftan Suriye'nin topraklarına yeni bir şehir kurmaya çalışıyor Erdoğan. Burada
ki çelişkileri dile getirildiği gibi ayran bebek hakkında da eskiler hatırlatıldı Erdoğan'a ve insanlar yazdılar göçmenlerle ilgili olarak, hani kapıları açarız, gerekirse Avrupa'ya hani gitmelerine fırsat veririz diye tehditleri hatırlatıldı. Arkadaşlar, o videoyu alabilir miyiz acaba, eski ve yeni konuşmalarını? Biz tabii yine kovalamaya devam edeceğiz. Niçin? Ülkemizde artık yani 3.650.000, şimdi İdlib tehdidi var. Biraz sonra ona da geleceğim. Bunun dışında Afganistan'dan gelenler var vesaire. Bir taraftan geliyor, bir taraftan geri gönderiyoruz. Bunlar var. Ama bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Onu da söyleyeyim. Farklı yer nedir? Böyle oldu oldu, olmadı. Biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açmak zorunda kalırız. Yani ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bir yere kadar bu işi katlandık, katlanıyoruz. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Ve bu insanlara bu tür zulme kusura bakmayın, biz vesile olamayız. Siz de bakalım nasıl taşınırmış, bunu bir görün. Suriyeli sığınmacıların yarıya yakını 18 yaşın altındadır. Ülkemiz topraklarında doğan Suriyeli çocuk sayısı ise 500 bine yaklaşmıştır. Biz bunlara sadece barınma değil, eğitim, sağlık başta olmak üzere her türlü imkanı sağlıyoruz. Buna karşılık dünya canlarını kurtarmak için çıktıkları yolculukları ya Akdeniz'in karanlık sularında ya da sınırlara gerilen tel örgülerin önlerinde sonlanan milyonlarca mazlumu maalesef çok çabuk unuttu. Özellikle işte gördüğünüz gibi aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola ki aynı durum sizlerin de başına gelebilir. Evet, Erdoğan Suriye Savaşı'ndan kaçanları, göçmenleri, ayran bebeği hatırlattı ama biraz önceki videoda da gördüğümüz gibi zaman zaman Avrupa'yı kapıları açmakla da tehdit ettiği olmuştur. Bunun üzerine konuşalım. Sen Birleşmiş Milletler toplantısında Erdoğan'ın konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bir şey oynuyor, tribüne oynuyor ve tabii iyi bir şey de yapıyor açıkçası bir yandan. Şöyle ki Birleşmiş Milletler tıpkı Milletler Cemiyeti gibi bir statükonun sonucunda oluşmuş ve 5 tane veto yetkisi olan Çin, Rusya, Fransa, evet, işte ABD, İngiltere oluşmuş bir şey, yapı. Yani aslında güçlülerin borusunun öttüğü bir yapı. Burada kime seslenmiş oluyor? Aslında gelişmekte olan piyasalara, güçlenen ülkelere, evet, Afrika'ya, Güneydoğu Asya'ya, oraya buraya yükleniyor. Bu konuşmayı tabii ki onlar da beğenecek, sevecek ve doğru da yani, evet, bu değişmeli. Yani çünkü hiçbir şey değiştiremiyor Birleşmiş Milletler. Kongo'da 5,5 milyon insan, 6 milyon insan öldü 15 yıllık iç savaşta. Hala ölüyor. BM orada kuleden izliyor, tecavüzü de izliyor, çocukların boğazlanmasını da izliyor. Evet. Çünkü Fransa'sı, Amerika'sı, osubusu orada güç mücadelesinde, değil mi? Evet. Bir şerefsizlik var yani, BM'de ciddi bir şerefsizlik var. Ve statikoyu savunduğu net, yoksullara karşı, garibana karşı bir örgüt. Fakat o gösterdiği aylan bebeğin silsileyi geriye doğru, filmi geriye doğru sardığımızda, Davutoğlu'nun oraya son gittiğinde ve elinde bir ihvancı listesini Esad'a uzatıp bunları hükümete alacaksın dediğinde, Esad'la hadi oradan be dediğinde, bir vatansever, ülkesini seven bir adam olarak, şurada başlayan provokasyon iç savaşı doğurdu. O güne kadar ya, eğer ki o Esad'ın polislerinin boğazı kesilmeseydi El-Kaideci şerefsiz teröristler, evet, tarafından, belki bu iç savaş olmayacaktı. Yaklaşık 800 bin kişi öldü bu iç savaşta. Evet. İthal bir devrim dedikleri aşağılık bir ithal darbe ve teröristler tarafından yapılan, bunun bir ucunda da sadece hükümet değil, hepimiz sessiz kaldığımız için, yeterince sessizimizi duyuramadığımız için oradaki kandan biz de mesulüz. Ama
Diyor ki sanki Türkiye bir tek mültecilere sahip çıkıyor. Hayır. Ürdün'de mülteci dolu. Lübnan'ın nüfusuna oranla baktığında en büyük dert Lübnan'da. Evet. Almanya almış 1 milyon kişi. AB'den para alıyor musun? Alıyorsun. Mülteciler arasında tercih yapıyor musun? Yapıyorsun. Alevi Türkmen'e açlık, Sünni Türkmen'e, El-Kaide yakını Sünni Türkmen'e destek mi veriyorsun? Evet. Veriyorsun. Bir de şeyden mi söz ediyorsun? Beyaz miğferler denen ahlaksız terör destekçisi örgütün yerleştirmesini yaptığı bir bebek fotoğrafı da bu iş çözülseydi çözülürdü. Evet. Böyle çözülmüyor bu işler. Hı hı. O sebeple doğru söylüyor ama bazı şeyleri hiç söylemediği için aslında o kötü sistemin bir parçası olarak da yer almış oluyor. Evet. Biz o şeye, iç savaşa ABD ve Batı emperyalizminin destekçisi olarak girdik. Sorumluluğumuz var. Sorumluluğumuz dese, var. Değil mi? Hepsini çünkü. ABD kadar bizim de sorumluluğumuz var. Avrupa'daki devletler kadar bizim de. Davutoğlu'nun çok ciddi sorumluluğu var. Evet. AK Parti iktidarlarının hepsinin çok ciddi sorumluluğu var. Ve biz onları iktidara getirdiğimiz için, bu millet onu iktidara getirdiği için bizim de bal gibi komşuda dökülen kanda sorumluluğumuz var. Evet. Bunu kabul etmek zorundayız ve biraz da utanmak zorundayız. Ki sınırları tamamen neredeyse açmıştık, yani sınırlar kevgire dönmüştü. Evet. En büyük sorumlulardan da biriyiz sanıyorum. Bir de şunu, İsrail'le ilişkilerimiz hala bayağı güllük gülistanlık devam ederken of, onları göstermenin bir alemi yok. Evet. Orada yapılan bir mesaj var, onu da söyleyeyim. Suriye'ye yönelik olarak aslında yapılmış bir mesaj. Hı hı. Bu tabii ki sonuçta İsrail'in çok işine gelen bir şey, orada bir Kürt bölgesinin, hı hı, olması. Evet. Yanında sırıtan Trump ise ne yaparsan ya, o sırıtmada şu var. Ne dersen de kardeşim, bak biz orada YPG'ye desteğimizi vereceğiz. Evet. O Kuzey Irak petrolleri bir şekilde şeye akacak ama Esad bu hesabı bozdu. Rusya ve Çin hesabı, evet, bozdu. Ama hala o hayalle onlar devam edecek. Zaten buradaki konuşmadan sonra Netanyahu bir video yayınlayarak Erdoğan'a Ermeni ve işte Kürtlere yapılanları hatırlattı. Tabii Netanyahu gibi bir faşistin ki de bir yani, şey. Herkes kimse evet, kendi yani torbasına hani bakmıyor aslında galiba. Aslında baktığında hani bu siyaset, evet, uluslararası siyaset en az iç siyaset kadar iğrenç ve, evet, ikiyüzlü ya. Yani evet, Netanyahu dediğin gerçekten bir siyonist, ırkçı, aşağılık bir adam. Peki şeyi konuşalım. Bu güvenli bölge, Erdoğan'ın güvenli bölge hayali. Yani bu hayal gerçek olacak mı? Çünkü güvenli bölge dediği yer hem Suriye'ye ait topraklar hem de orada daha önce Kürtlerin yaşadığı bir bölge burası. Erdoğan orayı Kürtlerden arındırıp buradaki işte Arap göçmenleri tekrar oraya götürmeyi planlıyor ve işte TOKİ ile de sanıyorum yeni binalar dikecekler. Evet, evet. Böylelikle hani orası biraz da rant mı sağlayacak bize? Daha da komik bir şey söyleyeyim. Sanki bunlar Suriyeli göçmenler yontma taşlı altına gelmiş de tarımı öğreteceğiz diyor ya. Evet. Ya bu adamın en kötüsü zaten tarımı bilir, çiftçidir. En iyisi de zaten biyoteknoloji mühendisi. Evet. Yani hangisi? Böyle biz hani düşünüp konuşmak lazım. Ya hani ne yerine koyuyorsun bu insanları sen? Tabii ki o bir şey TOKİ'nin ve bazı müteahhitlerin hani bir şey yaratması için oraya yerleştirecek olan kimler, onları da üç aşağı beş yukarı biliyoruz değil mi? Daha tabii, çok tabii, bu terörist aileleri o bu olacaktır. Evet. Sünniler olacaktır net tabii, biçimde. Sünni Araplar kesinlikle. Sünni Araplar ve orada Hristiyan Arapların vesairenin, Alevi Türkmenlerin, Nusayrilerin, yani Aliye'ye mensup, evet, Alevi Arapların yer almayacağını da çok iyi biliyoruz. Hı hı. Ama daha da önemlisi bunu niye yapmaya çalışıyor? Şöyle bir mantık var, kendi mantığı açısından doğru. Hı hı. Orada pazarlıklar sürerken böyle bir de facto girişim gerçekleşebilse o zaman, hı hı, burası artık diyecek ki bak Arap kardeşim. Evet. Ama Amerika'ya güvenmediği için bir an önce bunu yapmak istiyor. Fakat Amerika buna tabii ki İzin vermeyecek. Çünkü YPG bir gün Türk ordusuyla devriye atan ABD, evet, öbür gün YPG ile devriye atıyor. Evet. Belli oranda söylediklerine yine katılmamak mümkün değil. Orada Arap nüfus az değil. Hı-hı. Kürt nüfustan fazla. Hı-hı. Aslında öyleydi. Türkmen nüfus da var. Mesela Türkmen nüfustan hiç bahsetmedi. Arap diyor. Ya bir ayıptır ya. Bir, evet, hani Türkmenleri bari dile getir. Madem hani milliyetçi bir yerden gideceksin, hı-hı, öyle bir şey yap. Onu da yapmıyor.
demografik yapı bozulduğu için pek çok şey oluyor. Orada sonuçta Rusya ve ABD'nin ve Suriye ordusunun dediği olacak. Evet. Bizim dediğimiz olmayacak ama bir süre daha en azından iktidarının sonuna kadar o bölgede 100 metre, 500 metre, 1 kilometre, 5 kilometre pazarlıklarıyla bir şey olacak Türkiye'nin. Evet. Etkisi sürecek. Peki yaptıkları da o. Yani Trump'la aslında görüşmeye gittiklerinde içeriye girme hevesimiz vardı, hayalimiz vardı. Evet. Fakat bu olmadı ama bir taraftan YPG'ye ABD yardım etmeye devam ediyor. Hı. Ama Erdoğan da burada gitmeden önce mesela hastanelere gitti, talimat gitti. Bütün doktor izinlerini iptal ettiler ikinci bir emre kadar ve oraya doktor istediler. Doktor sevkiyatı yapıldı. Yani böyle bir operasyon eğilimi varmış gibi duruyor. Yani bunu bunların göze alabilir miyiz? Hayır, çünkü ABD'den istediğimizi alamadık yani. Öyle bir izin çıkmadı. Yine de yapabilir miyiz? Böyle diyorlar ya, hani çok iğrenç bir laf. İnsanların ölüsü üzerinden kart dağıtma hikayesi. Kart, evet. Poker oynanıyor. Hı hı. Poker oynanıyor. Onu oraya koyuyor ki bak gireceğim falan. Öbürü diyor ki bak iki devriye daha atalım, sen de idare et. Olur mu? Evet. Olur hacı falan filan. Bu hikaye böyle. Yani burada yok. Bunlar diplomatik oyunlar. Evet. Başka bir şey de değil. Ama ABD orada Türkiye herhangi bir şeyi kendi kendi şeyi olmadan izlemesi ve burada duracaksın. Bak şurada hop diyecek. Evet. Şimdi Hande Fırat bu ABD ziyaretini yazdı birkaç gün önce. Ve orada dedi, Ankara çok kararlı bir duruş sergiledi ve ABD bunun farkında. Trump'la da yüz yüze görüşecekler. Çünkü yüz yüze görüşürüz. Fırat ABD'ye gitmiş mi? Telefondaki görüşmeden haberdar olmuş ve bunu taşımış. O yüz yüze görüşürüz muhabbetini taşımış yazısına. Ve Ankara'nın bu konudaki tavrının netliğinden bahsetmiş. Ve bu kararlı duruşun olumlu bir adım olarak döndüğünü söylemiş. Bu kısmını Ankara'yı övmek için söylediği bu kısmını şöyle dile getiriyor yalnız. Diyor ki ABD'nin en istemediği olasılık Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna girmesi. Amaçları ise SDG adı altındaki YPG-PYD terör örgütünün güvenliği. Türkiye oyunun farkında. Bu nedenle de kararlılığını net bir biçimde ortaya koyuyor. ABD Türkiye'nin girmesini istemiyorsa güvenli bölge konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılamak zorunda kalacak. Erdoğan-Trump görüşmesi gerçekleşmeden ABD bir adım daha attı. Bir adım daha attı. Kasım 2015'ten beri verilmeyen izni verdi. Türk F-16'ları Suriye'nin kuzeyinde uçtu. Fırat'ın doğusundan yani öngörülen güvenli bölgenin üzerinden de geçtiler. Yani biz burada girdik, gireceğiz, doktorları sevk ettik, oraya asker gönderdik, bir taraftan teçhizat gönderiyoruz, bir operasyona hazırlanıyoruz gibi görünse de burada aslında Fırat'ın bir itirafı var. Diyor ki ABD bir adım daha attı, 2015'ten beri giremediğimiz yere girdik ve Fırat'ın doğusunda uçtuk diyor yani. Tabii Alice harikalı, yani Alice'den çok daha çirkin bir kadın aslında ama. Aslında bir itiraf olmuş galiba bu. Yani ABD'nin izni olmadan giremeyeceğimizi. Tabii ki ya, ama zaten ya F-16'yı uçurur. Sen kara harekatı yapamadıktan sonra ne oluyor? Evet. Orada kuş uçuyor yani. Uçurdu da F-16. Değil mi? F-16'lar neydi? Şu an F-35 verilmeyen dandik uçaklar değil mi F-16? Onu uçurdun. Onu uçurtuyor ki yapma, kara harekatını yaptırmayacağım diyorsun. Aha. Orada görünüyorsun. Bu da böyle yazıyor. Aa, biz bak hala dik duruyoruz falan oluyor hikaye. Peki o zaman bir kayıp raporu olayımız var. Hemen kısaca ona da değinelim. Şimdi TBMM'nin 15 Temmuz darbe girişimi araştırma komisyonu başkanı Reşat Petek bütün şüphelilerle ya da yetkililerle görüşerek ifadesini alarak bir rapor hazırlamıştı. Darbe girişimini aydınlatmak üzere bu rapor farklı dillere çevrilerek kitap haline getirilmiş fakat Türkçe rapor ortada yok. Bunu zamanın TBMM başkanı, meclis başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti ve sonrasında raporla ilgili herhangi bir bilginin olmadığı söyleniyor. İsmail Kahraman raporu bulamadık diyor. Ortada öyle bir rapor yok diyor. Reşat Petek ben bir açıklama istiyorum diyor. Raporun nerede olduğuna dair ve CHP'li Özgür Özel bu konuyu takip etmiş. Sözcü'nün sayfasına yansıyan bir görüntü var. Raporu Reşat Petek teslim ederken, İsmail Kahraman'a teslim ederken görünüyor. Ama bu rapor şu an yok. Sır olmuş. Bununla ilgili bir değerlendirme alayım. Sonra veda edelim.
Şimdi bu darbe raporunun zaten hani çıkacak şeydi. Kaybolsa ne yazar, kaybolmasa ne yazar? Zaten darbenin içinde olanların bir bölümü mecliste değil mi? AK Parti sıralarında değil mi? Değil mi? Belki birkaç tane de MHP'li vardır içinde. O sebeple zaten o rapordan bir şey beklemiyoruz. O rapor ne zaman çıkacak biliyor musun? Bunlar iktidardan indikten sonra o FETÖ'nün yanına, FETÖ darbecilerinin yanına yatacak AK Partililerle beraber o raporu biz Çıkaracağız demokrasi diyorsun. güçleri çıkartacak. O darbenin nasıl bir darbe olduğu, o darbenin nasıl başkanlık sistemine hizmet ettiğini, o darbenin içinde öncesinde Rusya'nın uyarmasına rağmen neden darbenin daha önce ezilmediği de o güne bırakıldığı vesaire vesaire. O kadar insanın neden ölmek zorunda kaldığı. Değil mi? Fettah Tamince'nin, Kasa'nın değil mi? Evet. Neden hala AK Parti içinde önemli yerlerde olduğu, şairin, ağlayan şairin neden bir kamu bankasında sus payıyla Bülent Evet. Arınç Bülent Arınç. olduğu ve diğer bakanların Hı. şu anda süren FETÖ borsalarının, Evet. FETÖ borsaları hala sürüyor. FETÖ Bir borsası ne programda bunu detaylıca kabaca konuşalım açıklayalım. istersen. Cebinde cukkası olan, parası olan ve darbeye müdahil olmuş pek çok üst düzey ve zengin iş adamı olsun, siyasetçi olsun yırtmak için para ödüyor. Evet. Dava açılmış olanların bir bölümünün dava düşmesi için hakimlere ona buna para veriliyor. Böyle bir borsa var. Elin garibanı da, elin safı da, Evet. elin ne diyelim hani o beş para etmez hoca efendiye inanmış Evet. saf dil de içeride yatıyor. Evet. Bunu da söyleyelim. Bu bir fısıltıydı aslında ama AKP eski milletvekili Şamil Tayyar dillendirdi. Evet. Yüksek sesten söyledi. Böyle bir FETÖ borsası var, parası olan bu davalardan yırtıyor dedi. Yani sırf aptallıktan ötürü içeriden yatanlar varken darbeciler dışarıda biz bunu biliyoruz. Evet. Herkes bunu biliyor. Başta bilen AK Parti. Meclisin içinde hala bir FETÖ eli mi var? Yani bu Yok raporu mu? değil mi? Bunu Yani söylemek ama mümkün ismen herhalde, şüphe yani duyduruyor. ismen sayı bazen yandaşlar birbirlerini yerken ismen saymıyor mu? Evet. Yani AK Parti'nin içinde var. Bir ara evet gene bu Adalet Bakanı'nın hedefe konulması, pelikancılar Pelikancı. durumunu, Şamil Tayyar'ın açıklamalarının üzerinde detaylıca konuşmakta Şimdi yarar sadece var. FETÖ'de yok. Pelikancılar diye bir ucu dışarıda Amerika'da eğitilmiş Evet. CIA ajanlarından oluşmuş bir örgüt var. Hı. Pelikancılar deniyor. Bir yanda menzinciler diye korkunç bir tarikat var. Birbirlerini ikiye bölünmüşler Hak galiba. yolcular var. Süleymancılara yakında bir operasyon bekleniyor falan. Evet. Şimdi FETÖ yerine birkaç tarikat Süremiz var. bitti. Tamam. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek İyi üzere. akşamlar. Aklınızı yerinde tutun, depremden korkmaktan öte depreme hazırlıklı olun diyelim. Evet, öyle diyelim. Saçmalıklara da inanmayın. Tedbirli olmakta fayda Evet. var. İyi akşamlar.